hafta sonu motor sesleriyle yankılandı. Ankara Motosiklet ve Kampçılık Spor Kulübü Derneği motor severlere Çamlıdere'de ev sahipliği yapıyor. Perşembe günü başlayan etkinlik pazar gününe kadar sürecek. Gelecek hafta Eskişehir'de devam edecek olan etkinlik Bursa, Balıkesir ve Kuşadası'yla turunu tamamlayacak ve ben kaçar. Motosiklet dünyasının en büyük destekçilerinden olan Quick Sigorta'nın Genel Müdürü Ahmet Yaşar'la birlikteyiz. Evet Ahmet Bey, çok güzel bir organizasyon. Evet. Eşler, çocuklar, aileler bir arada. Siz bu etkinlik hakkında neler düşünüyorsunuz peki? Evet. Biliyorsunuz Quick Sigorta kurulduğu günden beri motosiklet dünyasının ve motosikletçilerin yanında bir sigorta şirketi. Geçen seneden başlayarak birçok motosiklet festivalinde, etkinliğinde, fuarında biz motosikletçilerle bir arada olduk. Sezonu da bu sene Ankara'da açıyoruz. Ankara Motosiklet Festivali'nde motosikletçilerle yine bir aradayız. Bu sene bir farklı etkinliğimiz var. Q-Track adını verdiğimiz tırımız da festivalde bizimle. Ve ciddi bir rotamız var. Buradan Eskişehir'e, Eskişehir'den Bursa'ya, Bursa'dan da yine bizim adını verdiğimiz Quick Balıkesir Motosiklet Festivali'nde olmak üzere tırımız yollarda olacak. Ve bu sezonu bu şekilde devam ettireceğiz. Çok güzel bir sloganınız var, motorcuyu keşfet diye. Gerçekten motorcunun, sürücülerin trafikte en büyük sorunlarından birine dikkat çekiyorsunuz. Bunun gibi başka kampanyalar düzenlenecek mi yoksa bunun bağlamında mı ilerleyecek? Şimdi bu motorcuyu fark et sloganı bizim ilk günden beri kullandığımız bir slogan. Ve biz reklam mecralarımızın büyük bir bölümünü bu farkındalığı yaratmak için kullanıyoruz. İstanbul'da, Antalya'da ve yurdun değişik illerinde özellikle çift katlı otobüslerde, normal otobüslerde bu mesajı içeren görsellerimiz yer alıyor. Yani sadece festival alanlarında motorcularla birlikte değiliz. Aslında tüm alanlarda ve medyadaki basılı ilanlarımızda biz motorcuyu fark et sloganını kullanıyoruz. Bir kere bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak da görüyoruz. Ve gerçekten bu konuda yaptığımız başka videolar da var bizim. Özellikle İstanbul'da Şaban arkadaşımızın, bir taksicinin, Neslihan Hanım'ın bir motosiklet fenomeninin motosikletinde arkada artçı olarak yer alarak İstanbul'u birlikte dolaşmaları sırasında çektiğimiz bir video var. O zaten başlı başına bir olay oldu ve bütün yapmaya çalıştığımız şey de bizim motosikletçilerin fark edilmesi, bu farkındalığın yaratılması. Çünkü motosikletçilerin kaportası kendi vücutları. Dolayısıyla burada ortaya çıkabilecek en ufak kaza bile hiç istenmeyen şeylere sebep olabiliyor. Bu farkındalık bizim için önemli. Tabii Türkiye'nin bugün hem motosiklet sigortaları konusunda hem de diğer kullanım tarzları, diğer araçlar konusunda sektör birincisiyiz biz sigorta sektöründe. Dolayısıyla bu bizim de bir sosyal sorumluluğumuz aynı zamanda. Peki motor kullanımı Ankara'da ne ölçüde etkili, hani nasıl? Bunu artırmak için bir çalışmalarınız var mı? Tabii şimdi Türkiye geneline baktığımız zaman aslında motosiklet kullanımı Ankara'da yoğunluk olarak İstanbul'u ve diğer illeri dikkate aldığımızda daha az sırada geliyor. Aynı şekilde bisiklet alışkanlığı da biliyorsunuz Ankara'da daha az. Buradan bir serzenişte de bulunayım. Ben de bir Ankaralıyım. İstanbul'da yaşayan bir Ankaralıyım. Ankara'da henüz bisiklet yolları da son derece yetersiz. Dolayısıyla biliyorsunuz yani motosiklet kullanmaya belki insanlar bisiklet kullanarak da başlıyorlar. Bir yandan da şehirlerin yaşadığı büyük trafik sıkıntılarını da dikkate aldığımız zaman bisikletin ve motosikletin özellikle önemi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz Ankara'da bu konuda belediyemizden de destek istiyoruz. Bisiklet yollarının belki de motosikletler için ayrılacak özel yolların artırılmasını rica ediyoruz. Evet, çok teşekkürler bu güzel spora, bu güzel organizasyona sponsor olduğunuz için. Çok teşekkür ederiz. Siz de gördünüz, siz de bizi fark ettiniz. Teşekkürler, sağ olun. Kayıt almış mıydın? Almadık abi. Motor park edelim şöyle. Kaydımızı alalım şuradan. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berkay Gökçınar'la birlikteyiz. Öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Çok güzel bir etkinlik, çok güzel bir organizasyon. Bütün çocuklar, eşler ve sporcular burada.
bu Ankara'da gerçekten görülmesi çok ender olan şeylerden. Evet. Bu etkinliği nasıl yorumluyorsunuz? Bunun geleceğini nasıl öngörüyorsunuz? Etkinlik ikincisi düzenleniyor bu sene. Çamlıdere'deyiz. Önümüzdeki senelerde etkinliğimiz daha fazla çap olarak genişleyecek, uluslararası boyuta getirmeyi düşünüyoruz. Artık Ankara'nın vizyonu değiştiği için Ankara'da artık motorcuların da başkenti olacak. Güvenlik önlemlerini arttırabileceğimiz bazı sosyal projelerimiz olacak Mansur Bey'in de talimatıyla. Önümüzdeki sene festivalin daha geniş çaplı olacağını ve uluslararası boyutu olacağını söyleyebilirim. Çok güzel. Peki Ankara'da bu etkinlikler nasıl karşılanıyor? Katılım düzeyi neler? Şimdi daha önce tabii bu tarz etkinlikler fazla olmadığı için alışagelmiş etkinlikler değil. Bir de Ankara'nın motosiklet yoğunluğu çok fazla olan bir ilimiz değil. Ancak tabii trafiğin artması, hayat koşullarının değişimiyle beraber motosiklete olan bakış açıları da değişiyor insanların. Ve talepler de artıyor. Biz de bu talepleri doğrultusunda, bu arada ben de motorcuyum kendim de. Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden ne geliyorsa daha fazlasını yapacağız. Peki bir motorcusunuz, o zaman motorun dünü, bugünü, geleceği hakkında bize neler söylemek istersiniz? Motorun dünü, bugünü, geleceği hakkında şunu söyleyebilirim. Motorcuyu motorcu yapan güvenlik önlemini alıp almamasıdır. Bir motorcuyu motorcu diyebilmek için kask takıp takmadığına bakılır. Mont giyilip giymediğine bakılır. Ekipmanlarına bakılır. Gerekli güvenlik önlemlerini aldığı sürece motosiklet ve bunun tutkusunun önü açık. Ankara Motorsiklet ve Kampçılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Orhan Keskin'le birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, asıl siz hoş geldiniz. Biz çok teşekkür ederiz. Öncelikle bir derneğinizi tanıyalım. Bizim derneğimiz Ankara'da ve bağlı bulunduğumuz federasyonun içerisindeki derneklerin en büyük ve bizce de en çok hizmet eden bir derneğiz. Öyle kabul ediyoruz. Gördüğünüz gibi festivalimizi de izlediniz herhalde, incelediniz. 80 küsur resmi üyemiz, basın yoluyla da binlerce takip edenimiz var. Biz mutluyuz, çalışmaya devam edeceğiz. Atmosferiniz çok güzel zaten. Bir sürü çocuklar, eşler, aynı zamanda sporcular var. Bunun yanında da bir sürü dernek var. Evet. Kaç derneğiniz var? Bu dernek organizasyonlarını nasıl düzenliyorsunuz? Biraz da bunu hakkında şimdi, bilgiler alalım. Şimdi ben kendim emekli öğretmenim, beden eğitim ve spor öğretmeniyim. Eğitimcilikten gelen bir yanımız da var tabii. Bundan dolayı genellikle derneğimizin eğitim ve sosyal yönleri çok ağırlıklı. Yani biz motosikletçiyiz ama bizim motosikletlerimizin üzerindeki insanların %90'ı sosyal insanlar, çevreci insanlar, hayvansever insanlar. Yani muhteşem insanlar. Biz de bunlarla tanışmakta ve birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bu kadar. Peki bu organizasyonun birleştiği platformlar, sosyal medya ya da vesaire, nerede birleşiyorsunuz? Şimdi bizim federasyonumuz Türkiye genelinde bir program yapıyor yıllık ve herkes o programda yerini alıyor. Bizim de işte 7. ayın ilk haftası olarak her yıl motosiklet festival programımız oluyor ve Türkiye'nin her tarafından insanlar geliyor. Belki rastlamışsınızdır. Edirne'den, yani şu anda ta Elazığ'dan insanlarımız var. Urfa'da motosikletçi arkadaşlarımız var. Yani muhteşem bir şey. Çok mutlu oluyoruz. Zannediyorum herkes mutlu oluyor. Bunun daha fevkinde şeyler yapmaya da devam edeceğiz. Evet, buraya bir sürü şehirden kişiler geliyor ve kamp da yapıyorlar. Motosiklet ve kampçılık bağlamında da güzel bir ilişki var. Peki bunun için sağladığınız olanaklar neler? Şimdi biz ortamı hazırlıyoruz. Bizim zaten motosikletçi arkadaşlarımız kampçıdır çoğu. Yani gezen insanlardır. Bütün Türkiye'yi gezerler. Yani resmen turizm elçisi gibidirler. Mesela bu Çamlıdere'yi burada gelen insanların, zannediyorum geçen sene mesela gelenler 3000 kişiydi sayabildiğimiz. 2900'ü Çamlıdere'yi bilmiyordu ama şimdi öğrendiler. Şimdi Motosiklet Derneği Başkanları Halil Efe, Halil Bakan ve Muammer Yıldırım'la birlikteyiz. Merhaba, öncelikle merhaba. Sizleri tanıyalım. Buyurun. Ben Halil Efe, Motosiklet Derneği Başkanıyım. Uzun bir süreden beri motosiklet kullanıcısıyım.
Ankara Festivali'ni düzenliyoruz şu anda. Ankara Motosiklet ve Kampçılık Spor Kulübü ile beraber biz sponsoruyuz. Düzenleyen arkadaşlarımız onlar. Hep beraber burada güzel bir eğlence düzenledik, bir toplandık. Ankara ve Türkiye'deki bütün motorcu dostlarımız da sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar. Böyle güzel eğlenceli bir ortam içerisindeyiz. Teşekkür ediyoruz size de. Siz Halil Bakan. Teşekkür ederim. İsmim Halil Bakan. Motosiklet Derneği Denetim Kurulu Başkanıyım. Görmüş olduğunuz gibi iki teker bahane. Bu kadar yürekli güzel insanlarla birlikteyiz. Dediğim gibi çok güzel etkinlikler oluyor. Çok güzel yarışmalar oluyor. Her şeyden önce insanlar birbirleriyle bir araya geliyorlar. Yani çok keyifli vakit kazanıyoruz. Öncelikle Ankara Motosiklet ve Kamçılık Derneği'ne teşekkür ederim. Böyle bir etkinlikte biz de onlara elimizden geldiği kadar destek olmaya çalıştık. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve ilerleyen dönemde de inşallah yine hep birlikte bu festivalleri birlikte düzenlemeye devam edeceğiz inşallah. Muammer Yıldırım, etkinlik hakkında neler söylemek istersiniz? Vallahi ben de Motosiklet Derneği'nin üyelerindenim. Ayrıca festivalin sponsoruna da MYG Grubun Yönetim Kurulu Başkanıyım. Çocuk yaştan beri gelen tutkumuzun böyle etkinliklerle bir araya getirilmesi, canlandırılması ve Türkiye'de bu motosiklet kültürünün her geçen gün artması güzel bir şey. Bunun için de elimizden hem dernek olarak hem şahıslar olarak ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Peki organizasyon, yani bu organizasyon çok iyi, atmosfer bir harika. Peki başka etkinliklerle de sizle karşılaşacak mıyız? Tabii ki şimdi bizim motosiklet camiamız büyük ama küçük bir camia. Biz bütün festivallerde oluyoruz, katılmaya çalışıyoruz ekip olarak. Elimizden gelince destek vermeye çalışıyoruz. Türkiye genelinde, hatta Batum'a dahil yurt dışına da çıkıyoruz. Bütün festivallerde görüşeceğiz inşallah. Görüşürüz yani. Peki organizasyonunuzu nasıl temellendiriyorsunuz ve farkındalık adına motor severlere ne gibi önerilerde bulunursunuz? Arkadaşlar, motosiklet bir yaşam tarzı bize göre. Birileri bir yere gitmek için araç kullanıyor. Biz de motora binmek için bir yere gidiyoruz. Yani bizim bakış açımız biraz farklı. Farkındalık içinde lütfen motosikletleri fark etsinler trafikte. Bu bizim için gerçekten inanılmaz büyük bir sorun. Bizi trafikte çok zorluyorlar, rahatsız ediyorlar ve sıkıştırıyorlar. Yani bizim kaportamız kendimiziz. Onun için lütfen bizi fark etsinler, aynalarını kullansınlar. Sadece bunu istiyoruz.